Yavuz Yılmaz'ın evinin önünden görüntüler bir taraftan ekranlarınıza geliyor şu anda canlı olarak. Burası İstanbul, Beykoz'da bir site. Mesut Yılmaz'ın oğlu da işte bu sitedeki evinde bu sabah saatlerinde ölü bulundu. Nasıl gerçekleşti olay? Elimizdeki ilk bilgiler şu yönde. Akşam saatlerinde şoförü tarafından evine bırakıldı Yavuz Yılmaz ve sonrasında da sabah çıkması gereken saatte kendisinden haber alınamayınca çilingirle birlikte içeriye girildi ve cansız bedeniyle karşılaşıldı ve sonrasında da hemen sağlık ekipleri ve emniyet birimleri olay yerine intikal etti. Saat 9 sıralarında gerçekleştiği bilgisini de paylaşalım. Sonrasında da yapılan o resmi açıklama elbette önemli. Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Yavuz Yılmaz'ın hayatına son verdiği söylendi. Yapılan açıklama bu yönde. Evin önündeki hareketlilik işte şu anda ekranlarınıza geliyor. Yapılacak bir resmi açıklamayı bekliyoruz. Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz ise bir toplantıya katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi ve bu acı haberi alır almaz da elbette Türkiye'ye doğru yola çıktılar. Az önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamada da vardı. Şu anda uçaktalar bilgisini paylaştı. Onun dışında bir de kardeş var tabii küçük kardeş. Onun Türkiye'de olduğunu tahmin ediyoruz ama herhangi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklamaları bekliyor olacağız. Ankara'dan Sibel Erdem'le bir bağlantı yaptık. Habertürk TV Ankara Haber Müdürü bir dönem Mesut Yılmaz'ı da takip eden bir isimdi o. Hayatını kaybeden Yavuz Yılmaz'ın aile dostlarıyla yaptığı o görüşmelerde herhangi bir ekonomik sorun, psikolojik bir sorun olmadığı bilgisini bizimle paylaştı. Gelin şimdi yeniden bir Yavuz Yılmaz'ın evinin önüne gidelim. Okan Ateş muhabir arkadaşımız orada. Acaba neler yaşandı? Son bağlantımızdan bu yana yeni bilgiler teyit edilen var mı? Hemen sözü Okan'a bırakalım. Okan. Buketçiler, olayın yaşandığı sitenin hemen önündeyiz ve yeni bilgiler geldikçe de aktarmaya devam ediyoruz. Şu an buradaki hareketlilik biraz daha artmaya başladı, onu söyleyebiliriz. Yetkililer içeride araştırmalar yapmaya devam ediyorlar. Tabii güvenlik önlemleri de artırılmış durumda ve eski başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz burada yaşamına son verdi. Şunu söyleyelim, olay yaşandıktan hemen sonra İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da hemen buraya geldiler. Olay yerinde yapılan incelemeleri takip ettiler. Bunu öncelikle belirtelim. Olay nasıl yaşanmıştı onu da tekrar aktaralım. Dün akşam koruması ve şoförüyle birlikte evine bırakıldı. Burada yalnız tek yaşıyordu Yavuz Yılmaz ve sabah tekrar işe gitmek üzere konuştular, anlaştılar ancak sabah tekrar koruması ve şoförü geldiğinde kapıyı açan olmadı, telefonlarına cevap veren olmadı ve bir çilingir yardımıyla içeri girildi ve yatak odasında yatağı üzerinde ölü bulundu Yavuz Yılmaz ve ardından tabii hemen polis ekiplerine haber verildi ve gece saat 3 sularında yaşandı olay ve sabah saatlerinde şoförü ve koruması geldiğinde ölü buldular. Yavuz Yılmaz'ı Beykoz Devlet Hastanesi morguna götürülüyor cansız bedeni, onu da belirtelim. Ve ardından tabii Adli Tıp Kurumu'na götürülecek. Olayla ilgili soruşturma açıldığını söylemiştik ve soruşturma ile ilgili detaylar geldikçe de tabii canlı yayınlarla aktaracağız. Söylediğimiz gibi şu anda güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Mesut Yılmaz haberi aldığında Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi ve duyar duymaz hemen olay yerine doğru, oğlunun evine doğru gelmeye başladı. O da tabii kısa süre içinde burada olacaktır. Yine bir açıklama yapılırsa tabii canlı yayınlarla ekranlarınıza getireceğiz ancak şimdilik herhangi bir açıklama olmadığını belirtebiliriz. Ailesinden ya da yakınlarına herhangi bir açıklama şimdilik yok. Ve
Şu anda olay yerindeki araştırmalar da devam ediyor. Yavuz Yılmaz burada ölü bulundu. Tabii neden böyle bir intihar girişimi, neden intihar etti, bu araştırılacak tek tek polis tarafından. Tabii yeni gelişme olduğu takdirde, yeni bilgiler elimize geldiği takdirde biz yine aktarmayı sürdüreceğiz. Dediğimiz gibi gece buraya şoförü ve koruması tarafından bırakıldı. Sabah tekrar alınacaktı, ancak sabah geldiğinde kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeri girildi ve yatağında ölü bulundu Yavuz Yılmaz. Ardından tabi polis ekipleri buraya geldiler, araştırmalar başladı. Dediğimiz gibi olayla ilgili soruşturma hala daha devam ediyor. Babası eski başbakan Mesut Yılmaz'ın da yine gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüşünü tamamlamasını ve buraya gelmesini bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Okan Ateş yine bu bağlantıda da bir önceki bağlantıdan farklı olarak yeni bilgileri bizimle paylaştı. Onları bir kez daha tekrar edeceğim. Ben Mustafa Çalışkan İstanbul İl Emniyet Müdürü ve Vasif Şahin İstanbul Valisi de olay yerine gitti. Şu anda orada oldukları bilgisini bizimle paylaştı. Diğer taraftan da Yavuz Yılmaz Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı naaşı ve adli tıp kurumuna da oradan sonra gönderilecek ve soruşturma da devam ediyor. Bir tarafta Yılmaz ailesinin fotoğraflarını paylaşırken diğer taraftan da Yavuz Yılmaz'ın Beykoz'da tek başına yaşadığı evin bulunduğu sitenin girişinden görüntüleri sizinle paylaşıyoruz. Az önceki bağlantımızda Ömer Topsakal Ankara'dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu acı olayın gerçekleşmesinin ardından gelen ilk tepkileri bize kısaca özetlemişti. Şimdi dört siyasi partiden gelen o başsağlığı mesajlarına bir kez daha bakalım. Geçmiş dönemde başbakanlık yapmış ve ülkemize çeşitli hizmetlerde bulunmuş Sayın Mesut Yılmaz'ın oğlunun vefat ettiği, intihar ederek vefat ettiği haberini almış bulunmaktayız. Kendisine ve ailesine başsağlığı diliyoruz efendim. Koruma amiriyle görüştük. Maalesef oğlunun hayatını kaybettiğini öğrendik. Sayın Mesut Yılmaz'a, Sayın Başbakan'a taziyelerimizi iletiyoruz. Yılmaz ailesine taziyelerimizi iletiyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah kimseye evlat acısı vermesin diyoruz. Biz de Sayın Mesut Yılmaz ve ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Gerçekten büyük bir acı, evlat acısı. Sayın Mesut Yılmaz'ın ailesine, kendisine taziyelerimizi bildiriyoruz. Tabii ki çok büyük bir acı, evlat acısı. Allah kimseye yaşatmasın. Evet, Yavuz Yılmaz'ın ani ölümü aslında herkesi şok etti diyelim. Ankara'dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelen o taziye mesajları işte böyleydi, sizinle paylaştık. Diğer taraftan da elimizde tabii kısıtlı bilgiler var. Eski Başbakan ve Anavatan Partisi Genel Başkanı, eski siyasetçi Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz bu haberi bir toplantı için gittikleri Amerika Birleşik Devletleri'nde aldılar. Acı haberi alır almaz da Türkiye'ye doğru yola çıktılar. Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz İstanbul Beykoz'da tek başına yaşadığı evde sabah şoförünün kendisine ulaşamaması üzerine çilingirin gelmesiyle birlikte hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre kendi hayatına son verdi. Olayın gece 3 sıralarında gerçekleştiği bilgisini de az önce olay yerinde bulunan muhabir arkadaşımız Okan Ateş bizimle paylaştı. Çilingirle eve girildikten sonra da elbette olay yerine sağlık ekipleri ve emniyet biriminden görevliler geldi. Soruşturma başlatıldı, soruşturma devam ediyor. Mustafa Çalışkan İstanbul İl Emniyet Müdürü Yavuz Yılmaz'ın hayatını kaybettiği o siteye gitti. Aynı şekilde Vasip Şahin oradaydı. Eski Başbakan'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın herhangi bir ekonomik ya da psikolojik sorunu olmadığını bizimle paylaştı ailenin dostlarıyla konuşan arkadaşlarımız. Tabii bundan sonraki süreç Adli Tıp Kurumu'na
kaldırılacak. Ankara'da dünyaya geldi Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu. Ankara'da TED Koleji mezunuydu. Üniversite eğitimini yurt dışında tamamladıktan sonra İstanbul'a döndü. 1979 doğumluydu. Yani 38 yaşındaydı. İşte görüntülerini ekranda siz de görüyorsunuz. Ve Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın bu sabah 16 Aralık 2017'de Beykoz'daki evinde maalesef ki cansız bedenine ulaşıldı. Mesut Yılmaz'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden ve eşi Berna Yılmaz'ın dönmesi sonrası aile tarafından bir açıklama yapılacaktır ama şu anda böyle bir açıklama elbette yok. Ama taziye mesajları var. Ankara'dan gelen tüm parti temsilcilerinden paylaşıldı o mesajlar. Az önce bir bölümünü ekranlarınıza getirdik. Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Aynı zamanda Anavatan Partisi'nden de Yılmaz'ın çalışma arkadaşlarından da o dönem gelen taziye mesajları var. O bilgileri de Sibel Erdem bizimle paylaştı. 1979 yılında doğmuştu eski başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu. 38 yaşındaydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Mesut Yılmaz şimdi Türkiye'ye dönüyor eşi Berna Yılmaz'la birlikte. Şimdi hemen Ankara'ya dönelim. Arkadaşımız Ömer Topsakal'ın yanında Gazete Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya var. Hemen sözü onlara bırakalım. Evet, mecliste geniş yankı buldu dedik. Mesut Yılmaz'ın oğlunun hayatını kaybettiğine ilişkin haber meclis genel kuruluna ulaştı dedik. Tabii bugünkü oturumu birçok gazeteci izliyor. O isimlerden biri de Gazete Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, aynı zamanda Yılmaz ailesini en yakından tanıyan gazetecilerden biri. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Size de başsağlığı dileyelim. Aileyi en yakından tanıyan gazetecilerden birisiniz. Öncelikle şunu sorayım, haber ulaştı ama siz aile yakınlarıyla görüşebildiniz mi? Neden böyle bir olay yaşandığına dair? Öncelikle Yavuz'un hak yolu açık, ruhu revan olsun. Devri devan olsun. Yani üzücü bir durum. Evet, konuştum aileyle. Aile fertlerinden bazılarıyla konuştum. Arkadaşlarıyla konuştum. Onlar da tam anlamıyla neden olduğunu bilmiyorlar şu an. Fakat işte böyle bir durum söz konusu. Büyük ihtimalle kendi canına kıydı yönünde bir anlayış var, bir görüş var. Öyle bir bakış var ama yine araştırılıyorsa bir şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Berna Hanım ve Mesut Yılmaz Amerika'daydı. Onların dönüşünü bekliyorlar. Tabii büyük bir şok. Özellikle Berna Hanım için çok büyük bir yıkıntı olacak. Öyle görüyorum. Büyük bir şok dediniz siz de. Ailenin şüphesiz tabii ki böyle bir öngörüsü, böyle bir beklentisi yoktu. Az önce haber müdürümüz Sibel Erdem de aile yakınlarıyla görüştüğünde herhangi bir psikolojik ya da maddi bir sorun olmadığını söylediler dedi. Sizin kulağınıza gelen bu yönde bilgiler var mı? Şöyle, Yavuz'un iyi bir hayatı vardı ama iyi bir yaşamı vardı diyemem. Hayat ona hep imkanları sundu ama yaşam o imkanları iyi değerlendiremedi. Belki ondan kaynaklı bir sıkıntısı vardı. Bundan 2 yıl kadar önceydi. Belki 2 yıl bile olmadı. Teşvikiye civarında karşılaşmıştım. Biraz sohbet etmiştik. Yavuz çok içtendi, çok sıcaktı. Oturup yani sizinle bir kere samimiyetini kurduktan sonra Yavuz Yılmaz, o size hep o aynı samimiyetle yaklaşırdı. Ankara'da büyüdü. TED Koleji'ne gitmişti. Daha sonra Amerika'ya gitti. Amerika'da eğitim aldı. George Washington'da çok iyi bir eğitim gördü. Döndükten sonra çok iyi işlere girdi. Çok aktifti, çok zekiydi ki ailenin öyle bir özelliği de var. Ama maalesef daha sonrasında o beklediği şekilde yaşamını devam ettiremedi. O hayatın ona sunmuş olduğu olanakları aynı yaşam kalitesinde sürdüremedi. Bir noktadan sonra kopmalar başladı. Belki o da onu umutsuzluğa itti. En son bildiğim kadarıyla kardeşi Hasan'la birlikte bir iş yapıyorlardı. Amcası büyük destek veriyordu, Sayın Turgut Yılmaz. Oğlu her zaman bir şekilde uzakta da olsa onun gözü üzerindeydi. Ama geldiği noktada neden olduğunu bilmiyor kimse. Bazı kırılmalar oldu. Bazı yaşamında istediğini başaramama yönünde gelişmeler oldu.
Ama son dönemde işinin de iyi gittiğini hep duyuyordum. Yani kendisini çok fazla görmedim ama işlerin iyi gittiğini, belli bir yere kadar geldiğini ve iyi bir şekilde toparladığını, bugünkü durumunun çok daha rahat olduğunu hep söyleniyordu. Nedeni konusunda hiç kimsenin şu ana kadar bir bilgisi yok. Benim de yok. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Biz de süremizin de sonuna geldik. Tekrar başsağlığı dileyelim size de. Gazete Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Mesut Yılmaz'ı başbakanlığı döneminde de en yakından takip eden, en yakından tanıyan isimlerden biriydi. Onun